Efendim, Bulgaristan'da Anayasa Mahkemesi bir karar aldı ve bu tartışmalı bir karardı. Anayasa Mahkemesi'nin kararını Dost Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Milletvekili Şaban Ali Ahmet değerlendirdi. Üzücü bir karar Bulgaristan'ın kamuoyu ve Bulgaristan hukuk sistemi için. Çünkü o insanların birçok bugüne kadar ailelerinin olsun, kendilerinin olsun hala çektiği sıkıntılar var. Ve bunları yapanların birçok konuda hiçbir suça tabi tutulmadan hepsi beraat etti ve hiçbir şekilde cezalandırılmadı. Bu insanlara ve bence bu rejimin yaptıklarına Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla onay vermiş olması gibi bir şey. Özellikle Bulgaristan Türkleri açısından ne tür suçlar işlendi bu dönemlerde? Birazcık böyle biraz sıralayabilir miyiz? Bulgaristan Türkleri açısından o dönemi tabii biz çocuk olarak yaşadık ama hepimiz biliyoruz ki Bulgaristan Türklerinin buradaki varlığı, aidiyeti, hepsi bunların inkar edilmesiyle beraber kimliklerinin yok edilmeye çalışılması, asimile edilmeye çalışılması, insanların katledilmesi, yani değişik boyutlarda çok daha ciddi sıkıntılar biliyorsunuz. Yani birçok yerde örnekleri var. Çocukların bile katledildiği bu sürecin içerisindeki olaylar. Bu Belene kampı, insanların yani hayatlarının karartılması, yani dediğiniz gibi Belene kampında hayatlarını sürdürülmesi ve aileleriyle bağlarının kopması vesaire gibi birçok suç var tabii. Yani insan arasında. Peki bu şekilde bütün bu 45 yıllık sayfaların kapatılması mı isteniyor acaba, örtbas edilmesi? Her ne kadar biz tarihe çok dönmek istemesek de. Tarihe dönmesek de tarihle yaşanılır. Yani tarih sonuç itibariyle bizim geleceğimize zemin sağlayan bir şeydir, yani tarih olgusu. Ondan dolayı bu örtbas edilmekle beraber biraz önce cümlelerinde söylediğim gibi bunları tasvip etme yoluna gidiyor gibi bir şey Anayasa Mahkemesi'nin kararı.